Merhaba dostlar. Bu videomuzda rüyada cinsellik görmek nasıl tabir edilir? Rüyada birlikte olmak, cinsi münasebet görmek nasıl tabir edilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu rüyalarla alakalı tabirlere, kaynaklara baktığımızda şunları görüyoruz. Diyor ki, rüyada eşinizle ve sevgilinizle birlikte olduğunuzu gördüyseniz bu hayallerin gerçek olacağı anlamına gelir. Eğer tanımadığınız yabancı bir kişiyle birlikte olduğunuzu gördüyseniz bu da zarara uğrayacağınızı, efendim, itibarınızın zedeleneceğini ifade eder. Rüyada cinsi münasebet büyük bir rütbeye yükselmeye, sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Bir kişinin düşmanıyla birlikte olduğunu görmesi, değerli kardeşler, düşmanla cinsi münasebet o düşmanın mağlup edileceğine işarettir. Tanıdık biriyle birlikte olduğunu görmek, dostlara karşı iyi davranmak, tanımadık biriyle birlikte olmak, o da üzüntüden kurtulmak anlamlarına gelmektedir. Değerli kardeşler, mesela birlikte olmak istediği kadını rüyada erkek olarak görmesi, bir erkeğin birlikte olmak istediği kadını erkek olarak görmesi arzularına, isteklerine kavuşamayacağı anlamına gelir. Mesela kötü yola düşmüş bir kadınla birlikte olduğunu görmek haram malı sembolize eder. Kardeşler, ters ilişki istenilen şeyin yerine gelmeyeceği gibi rüya sahibinin elindeki malın yok olacağı anlamına gelmektedir. Rüyada bir kız çocuğuyla birlikte olduğunu görmek zaten düşünmesi de kötü. Başınıza kötü bir şeyin geleceğini ifade eder. Başınıza kötü bir şey geleceğim, bir bela, bir musibet gibi kötülükleri kardeşlerim çağrıştırır. Güzel bir kadınla birlikte olduğunu görmek iyiye işarettir. Mesela bir ölüyle birlikte olduğunu görmek kardeşler ölüme işarettir. Ve bu rüyayla alakalı kaynaklar şöyle diyor. Birlikte olunan kişiyle aynı mezarlığa gömülmeye çağrışım yapar bu rüya. Rüya gören şayet erkekse amaçlarına kavuşup işlerinde ilerleyeceğini, ama mesela kadınlar için birlikte olmak rüyada çok iyiye yorulmuyor hocam. Sıkıntılı bir dönemi sembolize ediyor. Ancak o sıkıntılardan, kederlerden, problemlerden şayet temkinli olursa tekrar huzura ereceğini çağrıştırır. Rüyada cinsi münasebet büyük rütbeye işaret eder. Eğer rüyada görülen bu münasebette birlikte olmada cinsellikte meni, sperm görülürse, uyandığında gusül farz olmuş bir durumdaysa, cünüp ise, o zaman bu rüya batıl bir rüya olur. Yani tabir edilmez kardeşler, sevgili dostlar. Burası ayrı bir husus. Bunu paylaşmış olayım. Mesela tanımadığı bir kişiyle birlikte olduğunu gören kişi malını, mülkünü israf eder. Malını, mülkünü israf eder değerli kardeşler. Bu şekilde tabir edilir. Rüyada birlikte olmak istediği bir kadının erkek olduğunu görmek kardeşler. Mesela bu rüya sahibinin bir arzusu varsa, misal şöyle bir örnek okumuştum kitapta. Diyor ki mesela memur olmak istiyorsa olamaz. Ümit ettiği bir şey varsa o gerçekleşmez. Bazı tabirciler böyle çocukla birlikte olmayı, yani yaşı küçük birisiyle birlikte olmayı böyle bir rüyada, hani insan Allah Allah falan diyor ama rüyada gören çokmuş çünkü çok soruyorlar bunu, biliyor musun? İsmimizi okumayın ama böyle bir rüya gördük, bunun tabiri nedir diye soruyorlar kardeşler. Bu Allah muhafaza
sizlere yani rüya sahibine bir bela ve bir musibetin erişeceğine, ulaşacağına, dokunacağına çağrışım yapmaktadır değerli kardeşler. Bir kimse rüyasında bir kadınla birlikte olduğunu görürse ve o kadın örtülü olsa bu hayra işaret. Bir insan rüyasında tanımadığı bir kadınla birlikte olsa o kadının görünüşünce o insana arız olacak işlere ve o nispetle işinin tamamlanmasına işarettir. Eğer o kimse zenginse, mesela çocuk için bir takım şeyler bağışlamasına ve sahip olduğu şeyleri ona vasiyet edip buna dair de vasiyetname yazmasına işarettir. Rüyada cinsi münasebette bulunmak kardeşler yolculuk anlamına gelir. Ondan sonra bazı kaynaklar bunu harp, savaş gibi tabir ederler. İnsanın din ve dünyaca istediği şeyden muradına kavuşması anlamına da gelir. Rüyada bir kişi kendi hanımıyla birlikte olduğunu görse, hanımından umduğu şeye veya hanımının kendisinden umduğu şeye işarettir kardeşler. Zina eden bir kadınla birlikte olduğunu gören kimseye haram bir mal isabet eder. Yani kazancına haram karışır. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Bir kadın rüyada bir başka kadınla birlikte olduğunu görse o kadının birlikte olduğu kişinin sırrına muttali olmasına, fikir ve hareketlerinde bulunduğu kadını tanımıyorsa onun böyle boş, malayani işlerle uğraşmasına işarettir. Evli bir kadın rüyasında başka bir kadınla birlikte olduğunu görse diyor, bu bir firakın, kocasından ayrılacağının işaretidir diye kaynaklar tabir ediyor. Ölüyle birlikte olmak, ölünün kendisiyle veya birlikte olduğunu görmek, rüya sahibinin de öleceğine işaret etmektedir değerli kardeşler. Yani detayları, rüyayı, yorumunu farklı kılıyor kardeşlerim. Mesela diyor ki rüyada birlikte olduğumu görüyorum ve rüyada kan, yani o ilişki esnasında kan görüyorum diyor. Bu hayatınızda karşılaşacağınız çeşitli olumsuzluklar olacağını ifade eder. Rüya sahibinin mesela çevresiyle yaşayacağı sıkıntıları ifade eder. Rüyada birilerinin münasebet yaşadığını görmek. Nasıl tabir edilir? Kişinin birilerinden yardım alacağını ifade eder bu. Bazı kaynaklar rüya sahibinin, rüyayı gören kişinin çevresine hayırlı bir kimse olduğu anlamında da bu rüyayı kardeşler tabir etmişlerdir. Allah-u Teala hayra çıkarsın. Rabbim hayırlı değilse de rüyanızın tabiri sonsuz inayetiyle hayırlara tebdil eylesin inşallah diye dua ederiz kardeşler. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun can kardeşlerim.